Peki uzman doktorlarımızın geldiklerinde vatandaşlarımız tedavi amaçlı geldiklerinde başvurduklarında sizler o tanıyı nasıl koyuyorsunuz? Evet. Hangi tetiklerden geçiriyorsunuz? Şöyle tabii ki ilk önce bir hikayesine bakmak lazım. Hı hı. Yani bir kaza neticesinde mi olmuş ya da bir ağır yük kaldırmış ondan sonra mı bel ağrısı olmuş. Ya da biraz önce söylediğimiz gibi hani bir sıcak soğuk değişimi olabilir. Bir futbol maçı sırasında ters bir hareket neticesinde olmuş olabilir. Hasta düşmüş olabilir. Bunların hepsini dinledikten sonra iyi bir muayene şart. Hı hı. Muayenede zaten biz ağrının kaynağını bu hikaye aldığımız hikayeyle birlikte yaptığımız muayene neticesinde tanıya oldukça fazla miktarda yaklaşıyoruz. Yani bir hasta geldiğinde biz muayene ettikten sonra bu bir bel fıtığı mıdır? Ya da bel fıtığına çok yakın diyelim ki bir omurilik kanal darlığı mıdır? Ya da bir işte bir tümöre bağlı mıdır? Bunları bir miktar ayırt etmiş oluyoruz zaten muayeneyle. Hı hı. Ancak tabii daha ileri tetkik yapmak ve kesin tanı koymak şart. Çünkü tedavimizi ona göre belirleyeceğiz. Bunun için de röntgenle başlıyoruz. Röntgen filmleri bize bir fikir veriyor. Hı hı. İşte o sinirlerin geçtiği kanalların dar olup olmadığı hakkında bize fikirler veriyor veya bir kırık olup olmadığını gösterebilir. Hı hı. Bunun üstünde bundan sonraki aşamada belki bir tomografi gerekebilir. Hastalığın durumuna, çeşidine göre bir tomografi hı hı. gerekebilir. Veya bundan sonraki aşamada bir MR. Bu yine tespit edeceğimiz, yöneleceğimiz hastalığa göre. Diyelim ki bir bel fıtığıysa normal bir MR yeterli ama hı hı. bir tümör düşünüyorsak o zaman ya da bir enfeksiyon düşünüyorsak mutlaka ilaçlı MR, hı hı. kontrastlı MR çektirmemiz gerekiyor. Buraya kadar gidiyor. Buna ilaveten bazen sinir ölçümü diye halk arasında bilinen EMG yöntemine de başvurmamız gerekebilir bazı ayırıcı tanılarda.